Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Evet, burada bugün bir yazı yazmıştım gruba. Bu İhlas Risalesi'nin başından itibaren iki gruba hitap ediyor Üstad. Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Ahiret kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bu birisi üstadımızla berhayat olan, onunla birinci hizmet devresinin icraatlarını yapan kardeşlerim diyor ona. Hizmet-i Kur'aniye'de kardeşlerim. Kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Arkadaşlarım dediği de ondan sonra gelen talebelerdir ve acizmendilerdir. Onun için burada bazı kardeşlerimiz yapılan büyük azim yanlışları görerek belki haklı olarak, muhakkak ki haklılık var ama emirle o haklılığın terk edilmesi, bırakılması isteniyor. Tenkit. Ve bazen de şirazesini kaçırıyorlar. Sanki bir düşmana hitap eder gibi hakaretvari. Öyle değil. Biz bir vücudun azalarıyız. Bir kısmı üstadımızla beraber hizmete devam etmiş. Bunlar ahiret kardeşleri. Bir kısmı da hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlar. Dikkat ederseniz Kur'an'ı nazara veriyor. Kur'an'ı nazara veriyor. Ondan sonrakinde doğrudan doğruya Kur'an hesabına. Risale-i Nur hesabına, Kur'an hesabına. Onun için böyle kırıcı, dökücü, hakaretçi şeyler, yazılar yazmamak lazım. Bunlar bizim kardeşimizdir. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Başka bir vasfımız yok. Onlar da Risale-i Nur talebesi. Bugün azmendiği tasvip etmiyor. Azmendi hakkında ayet yok. Nas yok. İster eder, ister etmez. Ama biz kendilerine diyoruz ki azimendiye uymak için değil. Bediüzzaman'a uymak için, peygambere uymak için, İslam'ın emrini yerine getirmek için örf, adet, anane ve kıyafeti takip edin diyoruz. Biz şimdi meşrep itibariyle, meslek itibariyle İsmail Ağa cemaatiyle aynı mıyız? Yok. Mesleğimiz de ayrı, meşrebimiz de ayrı ama kök İslam, kök peygamber, kök sünnet-i seniye. Onun için kainat bir araya gelse o cemaatin aleyhinde benim ağzımdan tek laf alamazlar. Niye? Sünnet-i seniyeye uyuyorlar. Peygamberin emrini yerine getirmeye çalışıyorlar. İlla senin gibi mi olacak? Yok. Peygamberimiz beyaz da giymiş, siyah da giymiş, kırmızı da giymiş. Kırmızı sarığı da vardır Efendimiz. Mesele Allah Resulü'nün yaptığını sünnet-i seniyeye ihya etmektir. Biz de Nur kardeşlerimize diyoruz. Acizmendi hakkında ayet yok. Risale-i Nur'da geçiyor ama sen ben şöyle anladım diyebilirsin. Sarığını sar, ister yeşil sar, kırmızı sar, beyaz sar, siyah sar, hangisini yaparsan yap. Bediüzzaman'a benze. Şalvar giyin, cübbe giyin. Müslümana benze diyoruz yani, adama benze diyoruz yani. Başka bir şey söylediğimiz yok. Başka bir şey söylediğimiz yok. Örf, adet, anane ve kıyafet avamın itikadını muhafaza eder. Avam-ı Müslümin onunla imanını kurtarır. Çok mühim bir meseledir bu. Hafife alınacak bir mesele değildir. Avam-ı Müslümin'in ilimle alakası yok. İlimden anlamıyor. O şuuru taalluk etmediği, ilmi yetişmediği halde sünnet seniye işleyecek, ehli cennet olacak. İşte bunun adı örf, adet, anane ve kıyafettir. Onun için zındıklar, kemalistler ilk defa buna hücum etmişler. İlk büyük inkılap 1925'te Şapka İnkılabı'dır.
kıyafet inkılabıdır. Sokak hakimiyetini bitirmiştir. İslam'ın görünen tarafını ortadan kaldırmıştır. Şaire mütalik sünnetler ortadan kalkmıştır. Sebebi bu. Sebebi bu. Kendisine baktığı zaman İslam'dan işaret görmüyor bugünün insanı. Sultan Fatih'i görmüyor. Sahabeyi görmüyor. Tabiini görmüyor. Bediüzzaman'ı görmüyor. Kendine baktığı zaman cizvit papazlarının kıyafetini görüyor. Kendisini papaz zannediyor yani. Kıyafeti o çünkü. Bunu küçük bir şey mi zannediyoruz biz? Ümmet-i Muhammed'in avam kısmını yani %80'in imanını örf, adet, anane ve kıyafet muhafaza ediyor. Onlar ilimden anlamıyorlar. İlimle anlatmakla bir şey kapkamıyor o. Yani özrü var. Özürlü. %80 özürlüdür insanların. İlme kapalıdır. İşte ona farzını, yani namazın farzını, vacibini, sünnetini, helalı, haramı anlatabilirsen aferin sana. Kapadın. Aferin sana. Gerisi örfle, adetle, ananeyle ve kıyafetle imanını muhafaza edecek. Onun için çok mühimdir. Çok mühim. Tenkit yok. Ama tavsiye var. Kimse azimendi gibi ol demiyor kendisine. Siyasar demiyor. Ağzından, benim ağzımdan böyle bir kelimeyi 35 senedir bir tek böyle bir kelimeyi herkes yasaracağı çıkaran varsa buyursun söylesin. Ama Resulullah'a benze yahu be kardeşim ya. Resulullah'a benze diyoruz yani. Üstad'a benze diyoruz yani. Allah bundan razı. Onun için benze diyoruz. Allah bundan razı. Ne biliyorsun? Efendimiz yapmış. Efendimiz yapmış. Onun için hiç şüphesiz, endişesiz, korkusuz, yalan ihtimali olmayan cesaretle Allah bundan razı diyoruz. Çünkü Resulullah yapmış. Elimizdeki hadis kitapları, siyer kitapları, Hazreti Bediüzzaman'ın yaşayışı, o emsal büyüklerin yaşayışları. Hepsi bize gösterir ki bu söz doğrudur. Endişesiz konuşuyoruz. Evet, sual var mı? Peki, suallere geçelim.